Abi Temmuz ayı verilerine göre açlık sınırı 2000 TL, yoksulluk sınırı da 7000 TL'ye dayandı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Çünkü düşünürsem şu dönemde Türkiye'de fikrini söylemek iyi bir şey değil. Zarar ederim, onun için bir şey söylemeyeyim. Kusura bak. Yani her şey açık net bir şekilde ortada. İnsanların çoğu geçim sıkıntısı yaşıyor. Bundan da şikayetçiler. Kötü bir durum. Kötü bir durum. Kesinlikle. Şikayetçi mi diyorsunuz insanlar? Kesinlikle. Şikayetçi olmayanın aklında sorun vardır zaten. Çünkü her şey ekonomiye dayalı. Eğitim, sağlık, yaşam kalitesi, giyim, şu, bu. Para olmasa ne yapacak? Siz ne kadar kazanıyorsunuz? Ortası bir yerde. Ortası bir yerde. Geçinebiliyor musunuz? Rahat bir şekilde tatilinizi falan yapabiliyor musunuz? Rahat bir şekilde geçinemiyorsun tabii. Ben öğretmenim. Yani tabii birçoğuna göre daha iyisin ama şimdi tabii kendinden altındakileri de düşünmek durumundasın. Birçok insan dediğiniz gibi asgari ücretin altında çalışıyor. Ki asgari ücret açlık sınırının altında diyorsunuz. Yani. Peki güzel bir hayat yaşayabilmemek için ne olması lazım? Ne kadar bir asgari ücret olması lazım? Yani şu andaki Türkiye koşullarını göz önünde bulundurursam en az bir 5000 lira olması lazım ki. Tabii. Bir de kaç kişilik bir aile? Kaç kişi çalışıyor? Eskiden mesela tek kişi çalışıyordu, bir aileyi geçindirebiliyordu ama öyleymiş. Şu anda mümkün değil. Karı, koca, hatta çoluk, çocuk, herkes çalışıyor yani. Siz öğretmen olduğunuzu bahsettiniz. Evet. Memursunuz. Memur değilim, özel sektörde çalışıyorum. Tatile gidebiliyor musun? Ya ben tek olduğum için bekarım. Gidebiliyorum ama evli olsanız? Gidemem. İnşallah. Ya, aynen. Yani. Zor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Abi Temmuz ayı verilerine göre açlık sınırı 2000 TL, yoksulluk sınırı 7000 TL'ye dayanmış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya milletin hali perişan kardeşim. Ekonomik bozuk. Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlar, bilmem Afganlar da oldu. Türk gençlerine iş yok. Millete ben mesela emekliyim. Ne kadar alıyorsunuz abi? 2350 lira devlet memurumuk için. Açlık sınırının azıcık üzerindesiniz. Ya abi. Kardeşim fakat sigara olmuş 17 lira kardeşim, 20 lira. Benim sigaram, evim, mutfağım ihtiyacı, sosyal giyimim, sosyal. Hiç mi ben bir şey miydim sosyal akıllı? Ülke perişan olmuş ya. Perişan değilsin. Bu 2000 lira falan gitsin onlar geçirsin bakalım bir. Mecliste oturanlar var ya. Milletvekilleri mi? Milletvekilleri. Tayyip geçirsin ya 2300 lira bakalım. Bir oğluna karşı harçlık ver. Bayramda torunlarım harçlık veremiyorum ben. Bir elbise alayım. Bir ayakkabı 200 lira çocuğu ayakkabısı, spor ayakkabısı. Torunum var. Ben Afyonluyum kardeşim. Antalya'da emekliyim, daha çalışıyorum. Otelde çalışıyorum ben. Konum bozuk. Hükümetin o konum politikası yanlış kardeşim. Yanlış. Tavsiye etmiyorum ben. Ne olması lazım abi? Bu ya düzelmesi abi, ne yapmamız üretmen, lazım? Üretmen, üzerine düşen bir şey var mı? Hep tüketiyoruz. Üretim yok kardeşim. Çiftçi perişan, emekli perişan, esnaf perişan. Hep dışarıdan alıyoruz. Tüketim. Tüketiyoruz. Üretmiyoruz. Üretmemiz lazım diyorsun. Üretmemiz lazım. Eskiden hep çiftçiye. Kara sabanla biz kendi işimizdeyiz. Kara sabanla şimdi teknoloji ilerledi. Sabanla öküzle biz tarlaları yapıyorduk ben çocukken. Teknoloji ilerledikçe biz geriye gidiyoruz. Biz geriye gidiyoruz kardeşim. Adamlar Mars uzaya gidiyorlar. Biz hala onunla bununla uğraşıyoruz kardeşim. Birbirimize çekişiyoruz, anladın mı? Yani gidişat iyi değil kardeşim. Bizim gençlerimiz boşken ben Temer'de çalışıyorum. Suriyeliler, Afganlar hep otellerde çalışıyor kardeşim. Suriyeliler. Devlet iş kuru veriyor. Patron veriyor 150 lira. Devlet veriyorsun kardeşim. Bizim gençlerimiz ne yapıyor? Kahveler, sokaklarda geziyor. Bir paket sigara alamıyorum. Annesine babasına yıkılıyor ondan sonra. Annesine babasına yoksa ne yapacak? Aç. Aç kardeşim, aç. Yani meclislerin umurunda değil bu kardeşim. Rejim et umurunda değil. Ya ne yaptın Suriyelileri kardeşim? Biz kendi insanımızı kardeşim. Irkçılık yapmıyorum ben. Ama kendi insanımı önce bir sosyal hak, sosyal yaşantı işini düzenle kardeşim. Öyle değil mi? Tabii. Gençlerimiz perişan vallahi. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Valla şunu söyleyeyim, yani bunu fazla uzatmayacağım, iki cümleyle özetleyeceğim. Şimdi Türkiye'de 20 milyon asgari ücretle çalışan insanlar var. Evet. Bunun ortalama hepsinin maaşını topladığımızda şu anda meclisteki 600 milletvekilinin maaşı yapıyor bir aylığı. Bu kadar net. Başka bir 20 milyonun aldığı maaş? 20 milyon çalışan, asgari ücretle çalışan insanların 600 vekilinin aldığı bir aylık maaşı yani. Bu kadar net. Siz başkan, ne kadar maaş alıyorsunuz? Ben şu an işsizim, çalışmıyorum. İşsizsiniz. Aynen. Açlık sınırını boş verin, açsınız yani. Değil. Yani. Yani borç da kapatıyoruz başka. Nasıl geçiniyorsunuz? Valla sağdan sola çalışarak işte bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz ama nereye kadar gider bilmiyorum. Allah yardımcı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Açlık sınırı 2000, yoksulluk sınırı 7000 TL'ye dayandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Siz ne kadar maaş alıyorsunuz? Ben 2000 alıyorum. Açsınız abi. Evet. Evet. Ne düşünüyorsunuz abi? Nasıl geçiniyorsunuz 2000 TL'ye? Vallahi Allah geçindiriyor. Biz zorbala geçiniyoruz işte, ne yapalım. Kira ödüyor musunuz? Kira ödüyorum. Ne kadar veriyorsunuz kira? Vallahi ben 2 lira kira veriyorum. Heh. 2000 lira kira veriyorum. Heh. O zaman ekstra bir geliriniz falan da var. Var, var. Heh. Siz ne düşünüyorsunuz abi bu konuda? Vallahi bu şeyler normaldir. Türkiye'de her şey olabilir yani. Her şey olur Türkiye'de. Tabii olur. Neden? Çünkü insanlarımız çoğu boştur. Çoğu boştur. Yani tohum açlığında haberi yoktur. Elbette yani dinimizde, kültürümüzde, örf adet de gelinimizde, Türkiye çapında, Türkçe halkları arasında gerek dini açısından, gerek insan açısından zengin olan tabaka insanların fakir olan, işçi kesim insanın şeysine eğilmesi lazımdır. Açlık nedir? Sefalet nedir? Yoksulluk nedir? Hani bunu bir bu konuda anlamıyor diyorsunuz. Anlamıyor. Aslında anlıyor da işlerine gelmiyor. İşlerine gelmiyor. %80 Türkiye halkları olarak hepimiz açlık sınırı çekiyoruz. %80'imiz açlık sınırı. Evet, evet. Yani önemli olan bir insan etten dönerle yaşıyor. Bir insan kuru ekmekle yaşıyor. Ne kadar olması lazım abi sence bu gelirimizin, asgari ücretin? Bu gelirimizin aslında nüfusa bağlıdır. Mesela biz Güneydoğu'daki insanların bir ailesinde 10 nüfus var. Ama bunun yanında orada kira ucuz. Kiralar. Kentaşa Almanlar'da batık kesimlerinde 2 nüfus var ama kira olanı fazla. Çok güzel. Fazla. Bunu eşit bir şeyle tutması lazımken normalde bir asgari ücretin, yani aslında nüfus sayısına göre ayarlaması lazımdır. Ailedeki bireysel nüfus sayısına ayarlaması lazımdır. Asgari ücret. Evet, şimdi asgari ücret herkese, devletimiz diyor ki herkese 2500. Ama bir ailede 2 kişi yaşıyor. 3 tane çocuk yapın diyor. 3 tane bak. Ama benim ailede 16 kişi var. O 16 kişi. Çarası okula gidiyor, şeye gidiyor. Bu 2,5 milyona geçinir mi? Geçinemez. Geçinemez. Haliyle geçinemez. İşte yetkililerin, insanlarımızın, esnaflarımızın yetkisi olan her insan, kendine insan diyebilecek insan, insan ilahi Müslüman değil. Bu konuda yani toplumumuzda, insanımızda yardımcı olması lazımdır. Teşekkür ederim. Vallahi açlık sınırı aslında dediğiniz doğru da, yalnız şu var. Şimdi açlık sınırı 2000 TL bile az yani şu anda. Neden? Çünkü ev kirası şu anda burada 1000 liradan şey, ev kirası yok. 2000 liradan fazla alanlar da mı, fazla kazanabilenler de mi aç? 2000 lira alan kişiler aç değil ama tok da değil. Tok da değil. Aynen. Siz ne kadar maaş alıyorsunuz? Yani? Benim 2400 küsür. Nasıl abi? Aç mısınız siz de? Valla yani tatil şeyi yok. Yani aynı yabancıların hani para birimine göre yani bir yerlere para biriktirip de gezemiyorsun yani, anladın mı? Ancak geçinebiliyorsun. Aynen. Ne olması lazım abi? Ne kadar almamız lazım bu insanca yaşamak için? En az insanca yaşamak için 4 tane aç olmaması lazım. Aynen. Ben şimdi bak Temmuz sanayinde açlık sınırında her şeyi itiraz ediyorum. Zam geldi. Yetmiyor, vurmuyor. Neden de? Neden abi? Bak, emekliye 1 milyon lira zam verdi. Ara tire su geldi. Zam geldi. Sigaraya zam geldi. Bugün 3 gün belediye bedava yaptı ya, bedavası yaptı. 2 gün 3.25 yaptı. 80 kuruş zam koydu. Başbakan dedi ki benzine, mazota indirim yaptım dedi. Gerçek yani. %15 zam geldi abi seçimlerden sonra. Hayır, bir de indirim yaptım dedi ya. Geçen gün indirim yaptı. Yapıldı dedi. Mı indirim? Evet, yaptım dedi. Ne kadar oldu mesela? Ne kadar indirim? İndirim yaptım dedi. Şimdi madem indirim yaptıysan neden zam yapıyorsun inişe binişe halkın hizmetinin arabasına? Bunda talebe yapacak, çocuklar gidecek, yarın okul başlayacak mesela. Dolar düşüyor ama hiçbir şeyde indirim yok. Dolar şimdi, yükselirken hani, zam var. Affedersin, dolar düşüyor, mark çıkıyor, dolar düşüyor ama bankaya gittiğin zaman 50 milyon lira para iste, kaç para isteyebiliyor biliyor musun banka? Faiz oranları. Faiz oranları 100 liraya geçiyor. Bak düşün, 100 liraya geçiyor. Adam mesela diyor ki ben ev alacağım diyor. Kredi çekmek istiyor. 150 lira krediye çekiyor.
Diyor ki 150 liraya sen kredi çekeceksen diyor, ben diyor tapuyu ipatik yaparım diyor. Karşılığını veririm diyor, ipatik yaparım diyor. Paran dolduğu zaman diyor senin olur diyor. Emekli miydin abi? Emekli. Ne kadar maaş alıyordun? Ben 1 milyon 850 lira alıyorum. O zaman açsın abi sen. Evet. Zaten diyorum ya bak, bana 1 milyon lira para verdi. Ara trimi koydu, suyumu koydu, sigaramı koydu. Bereket ki sigaram içmiyorum. Bir de sigara içsem, ben mesela evimde kira olsa o para yeter mi? Düşün, yetmez arkadaş. 800 lira kira. 800 lira. Sen nasıl yetirebilirsin? Affedersin. Ne kadar olması lazım abi sence? Vallahi ben 3 milyon olması lazım. 3 bin lira. Tabii 3 milyon. Yeter mi 3 bin lira? Yetmez. O da kira olursa yetmez. Ev kira olmazsa 3 bin lira da maaş olursa evet, iyi kötü yaşar gideriz diyorsun. Günlük benim var ya çayım, sigaram şeyim 60 lirayı geçiyor. Hesap ettim 60 lirayı geçiyor. Sadece. Peki. Bunun eti yok. Eti yok. Zepsisi yok. Onları da hesap eden. Peynir yok, zeytin yok. Zeytin 25 lira diyor. Et oldu 70 lira. Hani sözde 50 liraya et getiriyordu, 40 liraya et getiriyordu. Ne oldu? Neymiş de efendim, yem pahalanmış. 90 bin lira çuvalını alıyoruz, 50 kiloyu. Ben diyor, besici nasıl besleyeyim, nasıl yapayım diyor. Tabii diyor, 70 liraya diyor çıkaracağım ben diyor.